Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A. Düşüncelerini kafa tutarak, buyruklar vererek ortaya koyanlar özne, akıldan yana güçsüz olduklarını nesne, belli ediler yüklem, doğru ayrılmıştır. B. Annesinin hediyesi olan kolyeyi bulduğunda zarf tümleci, nasıl, zarf tümleci, sevindi, yüklem, doğru ayrılmıştır. C. Her işin bütün sebeplerini ve sonuçlarını düşünüp hesaplayan kişi, özne, karar vermekte, dolaylı tümleç, güçlük çeker, yüklem, doğru ayrılmıştır. D. Soğukkanlı, sakin zamanlarımızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli anlarımızda savunabiliriz. Neyi savunabiliriz? Soğukkanlı, sakin zamanlarımızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi savunabiliriz. Buranın tamamı nesne olduğu için şu ayrım yanlıştır. Burada yanlışlık yapılmıştır. E. Kitap okumaktan yorulan gözlerini nesne bir süre gökyüzünü seyrederek zarf tümleci dinlendirdi yüklem. Bu da doğru ayrılmıştır. Cevap D'dir. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez diye sorulmakta. 28 Ocak 86'da Florida'dan fırlatılan Challenger uzay mekiği kalkışından 73 saniye sonra yeryüzünden 15 km yükseklikteyken infilak etti. Birden fazla zarf tümleci var mı burada? Ne zaman infilak etti? Yeryüzünden 15 km yükseklikteyken. Burası bir zarf tümleci. Ne zaman uzay mekiği kalkışından 73 saniye sonra? Bu ifadeyi doğruluyoruz. Kalkışından 73 saniye sonra infilak etti. Yeryüzünden 15 km yükseklikteyken infilak etti. İkinci cümlemiz, mekiğin içindeki 5 NASA astronotu ve 2 araştırma uzmanı yaşamlarını yitirdi. Kim? NASA astronotu ve 2 araştırma uzmanına kadar. Yani şu kısım komple özenir. Ve bir bağlama grubudur bu grup. Söz ödeyidir. Üçüncüsüne bakalım. Öge dizisini sormuş. Rogers komisyonu kazanın ardından 32 ay süren bir araştırma yaptı. Kim yapıyor? Komisyon yapıyor. Ne zaman yapıyor? Kazanın ardından yapıyor. Ne yapıyor? 32 ay süren bir araştırma. Kim? Özne. Ne zaman? Kazanın ardından. Ne yapıyor? Araştırma. Doğrulanmış oluyor. Gelelim son seçeneğimize. Kaza uzay mekiğinin katı yakıt roketlerinin güvenlik contalarının görevini yerine getirememesinden kaynaklanmıştı. Kaza neyden kaynaklanmış? Getirememesinden. Bir dolaylı tümleç var burada. Gelelim D'ye. Dördüncü cümlede nesne vurgulanmıştır diyor. Bu araştırma kazayı tüm boyutlarıyla aydınlattı. Aydınlattı yüklem. Ne aydınlatıyor? Bu araştırma aydınlatıyor. Özne. Ne aydınlatıyor? Kazayı aydınlatıyor. Nesne. Nasıl tüm boyutlarıyla? Zarf tümleci. Aydınlattı yüklemdir. Yüklemin önündeki öge vurgulanır. Nesne vurgulanmamıştır. Dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlenin ögeleri sırasıyla verilmiştir? Kök hücre konusunda yaptığı çalışmalar adını tüm dünyaya duyurmasını sağladı. Sağladı yüklem. Sağlayan ne? Kök hücre konusunda yaptığı çalışmalar özne. Neyi sağladı? Adını tüm dünyaya duyurmasını. Burası da neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne. Dolayısıyla özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur. Özne, nesne, yüklem cevabımız E seçeneğidir. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Kışı üşüyerek geçiren serçe sürüleri yeni açmış böğürtlen çiçeklerinden havalanıp kasabanın daracık, kirli ve tozlu sokaklarıyla buluştuğunda buranın tamamı zar tümlecidir. Bahar mevsimi öznedir. Henüz yine zar tümlecidir. Başlamıştı yüklemdir. Evet, bu sıralamanın A'da olduğunu görmekteyiz. Yani zar tümleci, özne, zar tümleci ve yüklem. Cevap A. Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilirse ögeleri zarf tümleci, nesne, zarf tümleci, yüklem şeklinde sıralanır. Bir dilin bütün inceliklerini öğrenmeden burası zaten zarf tümlecidir. Bu sağlanmıştır. Devamına baktığımızda D'de görüyoruz bu sıralamanın olduğunu. O dili güzel konuşamayız. Konuşamayız yüklem. Neyi konuşamayız? O dili nesne. Nasıl konuşamayız? Güzel zarf tümleci. Zaten burası zarf tümlecidir. Demek ki zarf tümleci,
nesne, zar tüneci, yüklem şeklinde sıralama D'de olmaktadır. Cevap D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? A. Türk edebiyatında öykücülüğün sanatının kalitesi üzerinde neredeyse ittifak edilmiş ender yazarlardan biridir. Evet, virgülden sonrasının tamamı isim ve sıfat tamamsız yollarıyla birbirine bağlı olan yüklemden oluşmaktadır. Kim? Düzeltiyorum. Neyde? Türk edebiyatında Dolay Tümeç'tir. Demek ki burada Dolay Tümeç ve yüklem söz konusudur. Yani özne ve yüklem yoktur. B. Said Faik öznedir. İçi her zaman her şeyle doldurulmaya müsait, hümanist bir bakış açısıyla oluşturur öykülerini. Evet, şuraya kadar yine nesnedir. Oluşturur yüklem öykülerini. Düzeltirim. Burası zartüneci. Öykülerini nesnedir. Olmadı yine. C. Türk öykücülüğünde bir öncü görevi üstlenmiş, kendinden sonra gelen pek çok öykücüyü etkilemiştir. Burada iki cümle olduğu için farklı durumlar söz konusudur. D. Said Faik öznedir. Öykücülüğü meslek edinen, hatta onu bir hayat tarzı olarak benimseyen yazarlarımızdan biridir. Virgülden sonraki bölümün tamamı yine yükleme oluşturmaktadır. Said Faik de öznedir. Demek ki bu cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. E. Türk edebiyatında her şeyin öyküleştirilebileceğini ve disiplinsiz, hesapsız da öykü yazılabileceğini göstermiştir. Göstermiştir yüklem. Önceki bölüm nesnedir. Cevap D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümlenin öznesi ikinci cümlede nesne görevinde kullanılmıştır? A. Soğuklar iyice bastırmıştı. Özne soğuklar. İkinci cümleye bakalım. Soğuklara kimse aldırmıyordu. İkinci cümlede özne Dolay Tümeç olmuştur. B. Evin arkasında kuyu vardı. Kuyu özne. Ama kuyuda su yoktu. Kuyu da yine Dolay Tümeç olmuştur. C. Yüzümüze güneş vuruyordu. Güneş özne. Güneşi ilk kez görüyorduk. Neyi görüyorduk? Güneşi görüyorduk. Nesne olduğunu görmekteyiz. D. Umutlarım çok uzaklarda kaldı. Umutlarım özne. Kimseye umutlarımdan söz etmedim. Umutlarımdan yine Dolay Tümeç olmuştur. E. Listede adı yazılıydı. Adı özne. Listede adı silindi. Adı yine özne olmuştur. Demek ki burada değişmemiştir. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin cevabı özne değildir? A. Seni kim bu kadar üzdü? Annem üzdü şeklinde cevap verdik. Annem öznedir. B. Benden ne istiyorsun? Cevap biraz anlayış. Benden ne istiyorsun? Biraz anlayış istiyorum. Bakın bu bir nesnedir. C. Kapıya kim gelmiş? Komşu gelmiş. Demek ki öznedir. D. Ne düşmüş? Kitap düşmüş. Düşmüş. Öznedir. E. Hangi soru zordu? İkinci zordu. Yani ikinci soru zordu. Yine zor olanla ikinci soru öznedir. Cevap B'dir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde özne görevindeki söz sıfat tamlamasıdır? 1. Yeni basılan romanı ses getirdi. Ses getirdi yüklem. Ses getiren ne? Yeni basılan romanı. Evet, nasıl roman? Yeni basılan roman. Demek ki burada sıfat tamlaması özne görevindedir. 2. Mart ayı bu yıl soğuk geçti. Soğuk geçti. Geçti yüklem. Geçen ne? Mart ayı. Mart ayı belirtisiz isim tamlamasıdır. 3. Gelenlerin ikisi okuldan arkadaşımdı. Evet, okuldan arkadaşımdı yüklem. Peki gelenlerin ikisi özne. Gelenlerin ikisi yine bir isim tamlaması yapısındadır. Belirtili isim tamlaması şeklindedir. 4. Evin içi mis gibi çiçek kokuyordu. Kokuyordu yüklem. Kokan ne? Evin içi yine belirtili isim tamlaması görevindedir. 5. Bütün ağaçlar çiçek açmıştı. Açmıştı yüklem. Açan ne? Bütün ağaçlar. Bütün ağaçlar bir sıfat tamlamasıdır yine. Gördüğümüz gibi 1 ve 5'te sıfat tamlaması kullanılmıştır. Cevap D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması zarf tümleci görevindedir? A. Aile bireyleri yaz mevsimlerini adalarda birlikte geçirirdi. Belirtisiz isim tamlaması öznedir ve nesnedir. B. Elektrikler kesilince bulaşıkları soğuk suyla yıkadı. Burada belirtisiz tamlama yok. C. Uluslar duygu ve düşünce birliğiyle ayakta kalır. Bakın duygu ve düşünce birliği tamlayan birden fazla tamlanan bir tane belirtisiz isim tamlaması yapısındadır. Ve nasıl ayakta kalır?
duygu ve düşünce birliğiyle ayakta kalır. Demek ki zar tümleci görevindedir. D. Yolun karşısına geçip bahçe kapısına doğru ilerledi. Bahçe kapısına doğru zar tümleci görevinde değildir. E. Muhtar kalın ceketini giyip kasketini başına taktı. Yine belirtili isim tanımlaması yoktur. Cevap C'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Parçalarımızı incelediğimizde 3. cümlenin özne ve yüklemden oluştuğunu görmekteyiz. 10 sene evvel sevgili anneciğinin, 6 sene evvel de zavallı babasının kendisine bırakıp gittikleri bu kıymetli emaneti sonuna kadar taşımak bir vicdan meselesiydi. Bir vicdan meselesiydi yüklem ve ondan önceki bölüm ne bir vicdan meselesiydi? Nokta nokta taşımak şeklinde. Buraya kadar olan bölümde özneden oluşmaktadır. Demek ki 3 numaralı cümlede cümle özne ve yüklemden oluşmaktadır. Cevap C'dir. Numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin sıralanışı bakımından özdeştir? 1. Rüzgarın tarlalardan alıp şehre getirdiği o canlandırıcı koku, buraya kadar özne, koskoca apartmanların balkonlarından dolay tümleç duyulmaktaydı. Demek ki özne, dolay tümleç yüklemdir buradaki ögeler. 2. Yüzünde dolay tümleç, uzun zaman kapalı bir yerde yaşayanların yüzünde görülen o solukluk, özne, göze çarpıyordu yüklem. Dolay tümleç, özne ve yüklem şeklinde sıralama. 3. Koridordan dışarı çıkınca zar tümleci, başı ile yine zar tümleci, gelme işareti nesne yaptı yüklem. Demek ki zar tümleci, nesne ve yüklem şeklindedir bu sıralama. 4. Orada dolay tümleç, kimsenin rahatsız etmediği güvercinler, özne, salına salına geziniyordu. Zar tümleci ve yüklem. Demek ki dolay tümleç, özne, zar tümleci ve yüklem. 5. İşçilerin çoğu, özne, çiftliğin önüne dolay tümleç toplanmıştı. Yüklem, özne, dolay tümleç ve yüklem. Evet, 1 ve 5'in aynı olduğunu görmekteyiz. Cevap B.